Komutanım, izin verirseniz size bir konuyu arz etmek istiyorum. Elinde silah olan bir adam bu kadar sessiz yaklaşmamalısın İlyas. Rütbe almanın kötü yanı da bu işte. Atışlar poligonda, tatbikatlar masada, operasyonlar harekat merkezinde. Bir de astsubaylığı kazanıp kursu bitiren tezcanlı tiplerle uğraşmak var tabii. Neden kurtulamıyorum ben senden? Emredersiniz komutanım. Söyle. Komutanım, kursu bitirdiğim zaman eğer siz de uygun görürseniz ben... Kursun bittiği zaman? Evet. Çek bakalım tabancanı. Anlamadım komutanım. Hadi tabancanı çek. Görelim bakalım özel kuvvetler kursuna mı gittin, biçki dikiş kursuna mı gittin? Hadi. Emredersiniz komutanım. Sekiz atış yapacaksın. Dördü kalbe, dördü kafaya. Başla. Adam gibi at şunu asker. Bana soracağın soruyu biliyorum. Benden ne istediğini biliyorum. Kılıç dibine girmek istiyorsun. Önüne dön. Havalı mı buluyorsun onları ha? Çok mu havalı buluyorsun? Ben... Hayır, hedefine dön. Ben havalı adam istemiyorum. Ben yürekli ve akıllı adam istiyorum. Ateş et. Burada 24 tim yönetiyorum ben astsubayım. Senin keyfine göre görevlendirme yapar mıyım? Yapar mıyım ha? Hayır komutanım. Çeneni kapa. Ateş et. Aş pişirmeden sofraya çökenleri sevmem ben. Duydun mu astsubayım? Emredersiniz komutanım. Ateş et. Ateş et. Çağır şunu. Mermilerin seni dinlemiyor astsubayım. Ben neden dinleyeyim? Sen timini seçemezsin delikanlı. Timin seni seçer. Kendinize çok dikkat ediniz çavuşum. Allah yardımcınız olsun. Emredersiniz komutanım. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Biz ne yapıyoruz komutanım? Biz şu istikamete yürüyelim başçavuşum. Bakalım kuşlar orada nasıl uçuyorlar. Anlaşıldı komutanım. Durum bu. Büyük gruba lojistik destek sağlayan bu Davut denen adammış komutanım. Ve bu köyde. Evet komutanım. Ama iyi haber şu. O teröristin bugün köye gelip ikmal yapacağı bilgisi var. Kötü haber de şu. Teröristin en az 25-30 tane adamı var. Köyde daha ne kadar var bilmiyoruz bile. Yani? Yani kalabalık bir sürüyle karşılaşabiliriz diyorsun Teğmen'im. Komutanım başka şansımız yok ki. Sınırı sıfır noktasındayız. Adam şimdi bir şekilde kirişi kırıp karşı tarafa geçse... ...onu oradan almak daha da zorlaşacak. Doğru. Komutanım... ...onlardan önce köye yerleşirsek... ...vız gelir, tırıs gider. Alırız akıllarını evvelallah. Beyler... ...şartlardan önce düşünmemiz gereken başka bir konu var.
Karşımızdaki bu herifler silahsız Mehmetçiğin katilleri. Ve eğer konu Mehmetçikse karşımızda kaç kişi olduğunun, ne tür silahları olduğunun hiçbir önemi yok. Ve konu Mehmetçik. O yüzden fazla söze de gerek yok. Gidiyoruz. Orhan, ne yaptın? Haberler sende. Gibor da Beretim'i peşimde. Nefes aldırmıyorlar. Birkaç kere dakika farkıyla kurtuldum. Nasıl ya? Yeterli adamın yok mu? Adam meselesi değil Baran. Bunlar tehlikeli biliyorsun. Burnumuzu çıkarttırmıyorlar. Anladım. Benden istediğin bir şey var mı peki? Şimdilik yok. Ama gerektiği zaman Diyarbakır Mardin hattından bazı arkadaşların bu tarafa geçmesini sağlamanız lazım. O zor olur. Yani zaman alır en azından. Baran, benim adamların yarısı şehir yapılanmasında. Kırsala dağ bayrağı uyum sağlayamıyorlar, zorlanıyorlar. Denerim ama bak sen de fazla sessiz kalma ha. Sonra ben veriyorum hesabını öbür tarafa. Tamam, tamam. Günaydın Oktay. Sağ olun komutanım. Kılıçdemir ne yapmış? Sabah temasınız oldu mu? Komutanım, terörist grubunun irtibatta olduğu bir şahsı tespit etmişler. Sınıra yakın bir köye intikal halindeler. Vukuat bildirildi mi? Hayır komutanım. Tamam. Onların konumunu bana getirin. Uygun olan ilk noktada da tim komutanıyla görüşmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ha Oktay. Ayhan Üsteğmen nasıl? Aynı komutanım. Hala biraz... Anladım. Anladım. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada siz? Gel lan içeri, gel. Davut sen misin lan? Ha, benim. Telefonun nerede? Aha, işte bu. Ne zaman gelecek lan senin adam? Ne adamı ya? Ne diyorsun sen? Bir daha ne de. Ben de sıkayım kafanı. Hadi. Ne zaman gelecek senin adam? Öğlenleyin gelir. Hep öğleden sonra gelir. Şimdi bu telefonu alıyorsun, onu hemen arıyorsun ve burada her şey normal diyorsun, tamam mı? Tamam, tamam. Eğer ki sesinde en ufacık bir titreme olsun, bir yemeye kalk, seni hemen buracıkta öldürür. Anladın mı lan beni? Tamam, tamam. Ara şimdi. Tamam. Alo. Benim Davut. Komutanım mesaj gitti. Adamı aradık. Anlaşıldı. Beyler, etkili ilk atışlar istiyorum. Geri çekilirlerse takip edeceğiz. Turan ve Selçuk'un olduğu bölgeye giderlerse Bayram ve Galip müdahale edecek. Köyün içine girmelerine ve sivil halkla temaslarına izin vermeyin asla. Tekrar ediyorum, sivil halkın zarar görmesine asla izin vermeyin. Anlaşıldı komutanım. Kılıç hazır. Benim atışımla. Mehmetçikler için.
Gir. Komutanım, adam yaşıyor. O terörist hayatta komutanım. Bu fotoğraf 6 ay önce Belçika'da bir sokak gösterisi sırasında çekilmiş komutanım. Adını, kimliğini, her şeyini değiştirmiş. 2012'den beri Avrupa'da mücadele üzerine çalışmış. Ve askerlere yönelik saldırılar başlamadan kısa bir süre önce sahte kimlikle ülkeye giriş yapmış. Aynen öyle komutanım. Kılıç Divi'ne ulaşmamız lazım. Adamın eşkalini bir an önce onlara iletelim. Ne yapabiliriz? Uydudan irtibat kurup herhangi bir telefona görseli gönderebiliriz. En hızlısı bu olur. Yap o zaman. Emredersiniz komutanım. Murat. Emredin komutanım. Muhtarla konuşalım da ilçe jandarmayı haberdar edelim. Emredersiniz. Götürün bunları Turan. Dur hemşerim dur. Nereye böyle? Tarlaya geliyor komutanım. Ne ekiyorsun sen? Patates ekiyoruz. Adamımız bu. Kımıldama! Yap! Kımıldama! 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 Gel buraya lan! Gel! Mehmetçik silahlıyken kan yemiyor değil mi lan şerefsiz? Ha? Kaldırın şu... Görev tamam beyler. Evet. Gidiyoruz. Bak bir yanlış anlamayı düzeltmem gerektiğini hissettim. Sanırım onun için buradayım. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorsun yani öyle mi? Elbette. O gün bayrak için Kubilay'ı tartaklayan adam. Hani şu senin yemek yediğin adam. Ben bunun neresini yanlış anlayayım? Bak o adamı tanımıyorum bile. Gerçekten tanımıyorum. Bir anda babamın yanında beliriverdi. Babam da ısrar etti. Hep beraber yemek yedik. Hepsi bu. Tamam. O zaman sana şunu söyleyeyim. Bundan sonra yemek yediğin adamlara daha fazla dikkat et. Öyle mi? Neden? Neden? Bak eğer bir adam bayrak için... Bak senin hassasiyetini anlıyorum. Peki onun dışında? Onun dışında... Yok bir şey. Yani bilmiyorum. Ne tuhaf değil mi? Sürekli takılıp tökezlediğimiz bir yol var. Ve biz bu yolun üstünde sürekli kafa kafaya geliyoruz. Evet. Arabama çarptığın günden beri bu böyle. O öyle değil. Senin aniden durduğun günden beri.
Oldu bu iş. Vallahi oldu bu iş. Aslanım, pardon efendim, benim kornaya çarptı da. Kubilay, senin başka işin gücün yok mu kardeşim ya? Ne böyle Amerikan başkanı koruması gibi her yerden çıkıyorsun? Kubilay, ne yapıyorsun? Efendim, bırakmayayım mı sizi? Hayır. Peki efendim. O zaman ben ihtiyaç olursa ilerideki benzinlikteyim, aklınızda olsun. Of Allah'ım. Teşekkür ederim. Güzel bir gündü. Ben de. Önce sen. Tamam. Bak, ben öyle hayattan olmadık anlamlar çıkarmayı, pembe gözlük takmayı seven bir insan değilim. Biraz yürüdük, bir çay içtik. Hepsi bu. Olur mu canım öyle şey? Yani senle bütün gün. Tamam ama yani sonuçta bir sonuç çıkarmaya gerek yok. Öyle değil mi? Bu seni arayabilirim mi demek oluyor? Estergon kalesine geri döndük yani. Arayabilirim. Yani. Her zaman mı? Olabilir. Peki mesaj? Mesaj? Kısa mesaj. Hani şu emojiler, gülen suratlar, armutlar, şemsiyeler falan. Öyle yani. Olur ama o küçük kırmızı kalpler var ya, onları sakın gönderme, nefret ederim. Ben de. Tiksinirim. Anlaştık o zaman. İyi. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Aslı. Bugün biraz geç geldin sanki. Hayırdır, niye soruyorsun? Hiç öylesi, önemli değil. Boş ver. Baban seni bekliyor. Hatta garip bir yemek bile yaptı sana. İyi geceler. Hayırdır? Ne baktın? İstersen atla arabaya, bir tur atalım beraber. Başka zaman belki. Zaten ben de zamanı gelince seninle uzun bir maç yapmayı umuyordum. Olur. Ne zaman istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.